Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 6. sınıf Türkçe özel ve nesnel yargılı cümleleri anlatacağım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Özel yargılı cümleler şunlardır arkadaşlar. Söyleyenin kendi düşüncesini, duygusunu veya beğenisini içeren cümlelere özel cümleler denir. Doğrudan ya da yanlışını kişiden kişiye göre değiştiği için özel yargılar kanıtlanamazlar. Mesela mavi en güzel renktir. Bunu söyleyen kişi kendi düşüncesini yansıtmaktadır. Yani bunun kanıtlanması olanaksızdır. Çünkü her insanın sevdiği renk farklıdır. Bu doğru. Benim en sevdiğim renk siyahtır. İnsan olduğunu sevdiği kimse doyamaz. Bak ben buna katılıyorum. Evde mutlu olan başarılı olur. Ona göre her yerde mutlu olan başarılı olur. Mavi elbise insanlara yakışıyor. Mesela birine yakışmayabilir. Duygusal şarkılar herkesi etkiler. Hayır, beni etkilemez. Nesnel yargılı cümleler söyleyenin duygu veya düşüncesini içermeyen, doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye göre değişiklik göstermeyen cümlelere nesnel cümleler diyoruz. Nesnel yargı araştırma sonucu ulaşılabilecek, herkese kabul görmüş, kanıtlanabilir yargılardır arkadaşlar. Mesela mavi ana renklerden biridir. Bunu söyleyen kişi kendi düşüncesine yer vermemiş. Bu kişi tarafından bilinmese bile ben bunu size ana renklerden olduğunu söyleyebilirim. Şairin en son kitabı 200 sayfadan oluşuyor. Bana göre 180 sayfadan oluşmuyor. Eser 4 bölüm halinde sinemaya uyarlanmış. Bu da araştırılabilir. İstanbul 1453'te fethedildi. Bana göre 1919'da 1119'da fethedildi diyemem. Yazar bu romanında aile bireyleri arasındaki sorunları anlatıyor. Evet, konusunu ben size açarım, okurum, söylerim. Evet arkadaşlar, konu anlatımım dil bilgisi notlanekten alınmıştır. Evet, bu videoda böyleydi. Başka videoda görüşmek üzere. İyi günler.